Arkadaşlar selamlar. Bugün bahsetmek istediğim kısa ve öz bir konu var. Bu konuyu bahsetmek istedim çünkü bazı insanlar eBay dropshipping sisteminin bizim keşfettiğimiz şekilde olan sistemin işe yaramadığını söylüyorlar. Bunun sebebi olarak da eBay hesaplarının suspend olduğunu söylüyorlar. Biliyorsunuz hepinizin bileceği üzere bazı işlerde belirli yöntemlerde, yani daha doğrusu her işte bir insan başarılı oluyor diye başka insanın başarılı olacak demek değil bu. Aynı şey demek değil. Çünkü bir insan bir şeyleri doğru yaparken öbür yapan kişi bir şeyleri de bir yerlerde yanlış yapıyor olabilir. Ve bu da o işte başarısız olmasına, motivasyon düşüklüğüne sebep olabilir. Burada da aynı şey geçerli. Bir sebep getirdim size. Çok basit, inanılmaz basit bir şey sebebiyle insanların hesabı suspend oluyor. İnsanlar da çıkıp dışarıda işte bu yöntem işe yaramıyor, biz yapamadık, kimsenin işe yaramıyor gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bunları dinlemenize gerek yok çünkü bu insanlar çok küçük bir şeyi yanlış yaparak başarısız oluyorlar ve o yanlış şeyi benden eğitim alsanız da almasanız da bence bilmeniz gerekiyor ve sizin de bu yanlışı yapmamanız gerekiyor. Çünkü hesabı açtığınız an, bunu yanlış yaparsanız eğer, açtığınız an suspend diyeceksiniz. Hangi iş olursa olsun o işte illaki dışarıda başarılı insanları da göreceksiniz o işi yaparak. O işi yaparak başarısız olmuş, para kaybetmiş insanları da göreceksiniz. Eğitim alıp da hiçbir şey yapamayan insanları da göreceksiniz. Bu ne olursa olsun, bir restoran açılıyor. O restoranın aynısı, ben de yaparım diyerek başka birisi daha açıyor o restorana benzer bir restoran. O kişi başarısız oluyor. Neden? Çünkü yapması gereken bazı adımları doğru bir şekilde yapamadığı için başarısız oluyor ve mücadele etmiyor. Motivasyon düşüklüğü oluyor ve işi bırakıyor arkadaşlar. Her işte, her şeyde böyle oluyor bu. Bu yüzden dışarıdaki hem başarısız hem de başarılı insanları aynı anda değerlendirmeniz gerekiyor ve bu işte başarılı olmuş insanların sözlerini dinleyeceksiniz eğer dinlemeniz gerekiyor. Çünkü onlar mücadele ederek başarılı olmuş insanlar oluyorlar genelde. Şimdi bu basit şeye gelelim uzatmadan. Bu şey eBay'de hesabınızın kesinlikle suspend olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama bunu yanlış yaptığınız sürece %80, %90 oranında suspend olacaksınız. Hatta kesin diyebilirim ama sadece bu hesabınızı suspend eder demek istemiyorum. Başka şeyler de edebilir. Bu sadece işin en büyük kısmı. Başka detay olarak hesabınızı suspend edebilecek şeyleri eğitimin içerisinde zaten detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Ancak bunu yanlış yapmanızı istemiyorum. Benim eğitimi almış olsanız da almamış olsanız da. Çünkü dışarıya çıkıp da dışarıda bu iş işe yaramıyor diye konuşmanız yanlış arkadaşlar. Çünkü ilk olarak bu adımı doğru yapmanız gerekiyor. Bu adımda tam olarak Amerika VPN'i ile eBay hesabınıza girmemeniz gerekiyor. Öncelikle eBay hesabınızı, PayPal'daki her şey doğrulanmadan eBay hesabınızı PayPal'a bağlamamanız gerekiyor. Bunu hallettikten sonra eBay hesabınıza da PayPal'da girdiğiniz VPN'lerle girmemeniz gerekiyor. PayPal'daki işlerinizi bitirdikten sonra VPN'i kapayacaksınız. Ve Amerika veya başka bir ülkenin VPN'i ile eBay hesabınıza girmemeniz gerekiyor. eBay'e tamamen Türkiye'den girmeniz gerekiyor. İnsanlar bunu yanlış yaptığı için hesapları suspend oluyor ve bu da gayet normal. eBay haklı bu durumda arkadaşlar. eBay haklıyken işte bu iş işe yaramıyor, bu iş olmuyor gibi düşünmeyin çünkü eBay'in kurallarına aykırı bir şey yapıyorsunuz. Adamlar bakıyor diyor ki adresi Türkiye'de ama bir anda Amerika'ya gitmiş adam. Bir anda Türkiye'ye geri gelmiş, bir anda başka bir ülkeye gitmiş. Bu da eBay'in kurallarına aykırı olduğu için bunu yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu yüzden hesabınız suspend olacaktır %100 ihtimalle. Bunu yaptıktan sonra diğer detay noktaları da öğrenmek isterseniz eğitimimizin içerisinde öğrenebileceksiniz zaten. Eğitimi alın veya almayın tamamen size kalmış bir durum. Ancak bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Bunu yaptığınız sürece başarısız olacaksınız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilgi ve içerik için.